Merhaba sevgili Haber365.com izleyicileri. Bugün konuğumuz yine genç bir iş adamı, bilim adamı, girişimci ve Türkiye'nin yüz akıllı isimlerinden bir tanesi. Enerji sektöründe önemli bir isim. Doktorası da enerji sektöründe yapmış. Doktor Cihat Terzioğlu. Cihat Bey, yanımıza hoş geldiniz. Hoş buldum, çok teşekkür ediyorum. Şimdi Cihat Bey, ben de mühendislikte okurken anten mühendisliği bölümü düşünüyordu bizim okul için. Ve insanlar dalga geçiyorlardı ya, anten mühendisliği mi olur? Sonra işte uzay bilimlerinin babası oldu anten mühendisliği. Enerji mühendisliği neye yarıyor? Önce onun çok bir iki cümleyle onu alalım, sonra devam edelim. Ben biliyorum ama izleyicilerimiz için. Enerji mühendisliği nedir üstad? Evet, enerji mühendisliği aslında üniversitelerde enerji sistemleri mühendisliği bölümü altında açıldı. Enerji sistemlerini yakından inceleyen ve onları mühendislik ana bilim dalındaki bazı kritik ve analitik düşünme yetileriyle birleştiren ve enerji santrallerinin ve enerji ihtiyaçlarının mühendislik kriterlerinin nasıl karşılanması gerektiğini ve karşılanacağını araştıran bir bölüm olarak Türkiye'de son yıllarda açıldı. Yani şu anda biz Türkiye'de sorunsuz enerji tüketimi yapıyorsak bunu oradaki enerji mühendislerine borçluyuz diyebilir miyiz? Aslında enerji sektöründeki her bir çalışana, tıpkı bugünkü sağlık sektöründeki çalışanlar gibi, bugün elektrik ve doğalgazın kesilmemesini sağlayan tüm çalışanlara borçluyuz diyebiliriz. Eyvallah, teşekkür ederim tevazunuz için. Cihat Bey, şimdi pandemi dünya bir felaket yaşıyor, bir kilitleme yaşadı ve üretim de yok. Ama diğer taraftan enerji sektöründe de ciddi bir piyasa değer düşüklüğü var. Bu pandemi en çok vurduğu sektörlerden bir tanesi enerji olduğu söyleniyor. Bu doğru mu ve enerji sektörü burada kendisini nasıl koruyacak? Aslında önce küreselden başlarsak, dünyada pandeminin en büyük etkisi iki anlamda oldu. Birincisi enerji emtiyalarının fiyat düşüklüğü anlamında, yani petrol ve doğalgazın fiyat düşüklüğü anlamında. İkincisi de zaten buna sebebiyet veren talep düşüklüğü anlamında oldu. 2019'un son aylarıyla itibaren Çin'de başlayan ve 2020'nin ilk aylarında tüm dünyaya hızlı bir şekilde yayılan, bugün Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 215 ülke ve bölgeyi kapsamış, 3,5 milyon üzerinde vaka tespit edilmiş bir salgın enerjideki talebi çok düşürdü. Neyi kastediyoruz? Özellikle enerji tüketimindeki, yani hem doğalgaz hem petrol hem de elektrik tüketimindeki talebi düşürdü. Sanayi ve ticari işletmeler kapandı. İnsanlar arası sosyal mesafe kuralları uygulanmaya başladı. Aynı zamanda mobilite, hareketlilik kısıtlandı. Ekonomik aktivite, yani üretim azaldı. Dolayısıyla bir kere ulaşımdan dolayı ciddi manada bir petrol talep düşüklüğü yaşandı. Elektrik talep düşüklüğü de sanayi ve ticarethanelerin kapanmasından dolayı yaşandı. Tabii bundan hemen önce 2019 yılı aslında petrol ve doğalgaz fiyatlarının düşük seyrettiği bir yıldı. Yani özellikle petrol ihraç eden ve petrolden geçinen ülkelerin 2020 yılı ile ilgili çok büyük umutları vardı. Fiyatların toparlanması ile ilgili. Tam bu umutlarla 2020 yılına girerken yaşanan pandemiyle beraber petrol fiyatlarında rekor düşüklükler görmüş olduk. Özellikle kontratlı fiyatlarda tarihte belki 30 yıl sonra ilk defa negatif fiyatları yakaladık kağıt ticaretinde. Dolayısıyla bu da bize şunu gösterdi. Talep düşüklüğüyle fiyat düşüklüğü belki ilk defa bir arada yaşanmış oldu. Burada tabii dünya arz kesintisine gitmek için hareketlendi. OPEC toplantıları yapıldı. Rus-Suud anlaşmaları gayret edildi. Fakat geldiğimiz nokta itibariyle anlaşmalar yapılmış olsa dahi arz kesintisi üzerine enerji emtialarına düşüklük devam ediyor. Türkiye'yi nasıl etkiledi sorusuna cevap verirsek, Türkiye'de de doğal olarak karantina uygulamalarından sonra bir talep düşüklüğü, özellikle sanayi ve ticaretten de ciddi bir talep düşüklüğü yaşadık. Nisan ayında daha fazla olmak kaydıyla. Hanelerde ve meskenlerde, yani sadece mesken tarafında doğalgaz ve elektrik tüketiminde kısmi artışlar görüyoruz. Onun haricinde sanayi ve ticaretten de talep düşüklüğünü yaşadık. Bu talep düşüklüğü Türkiye'de de spot piyasa fiyatlarında elektrik fiyatlarının ciddi oranda düşmesine neden oldu. Peki bu üretime geçecek arz talep dengesizliği söz konusu olmayacak mı? Yani pandemi yavaş yavaş step by step adım adım gevşetiliyor tedbirleri. Bu talepte patlama oluşturursa eğer arz buna hazır mı şu anda? Aslında hem dünyada hem Türkiye'de arz buna hazır diyebiliriz. Çünkü pandemi öncesi arzda bir sorun yaşanmadı. Dünyanın tüm noktalarında hemen hemen. Tabii elektriğe ulaşamayan 1 milyarı Afrika tarafını her zaman dışarıda tutuyorum. Elektriğe zaten sıhhatli ulaşabilen kesimde pandemi öncesi şartlara dönüldüğü takdirde, ki hemen dönüleceği düşünülmüyor. Bütün projeksiyonlarda adım adım bu normalleşmenin gerçekleşeceği düşünülüyor. Türkiye'de, dünyada bu arzı sağlayabilecek durumda. Türkiye'de zaten şu an
90 gigawattı geçmiş bir kurulu gücümüz var. Çeşitli kaynaklara dayanan, dolayısıyla herhangi bir kesinti yaşamadığımız son yıllarda. Ve şu anki pik çekişlerimiz ise toplam kurulu gücümüzün yarısına daha gelmediği için biz kurulu gücümüzün bunun yeterli olacağını, bu arzın bu talebi rahatlıkla karşılayacağını düşünüyoruz. Peki efendim, şimdi piyasa daralmasıyla birlikte sektörde iş gücü kaybı söz konusu. Size sektörde ciddi bir iş gücü kaybı yaşadı mı? Türkiye'de bunun yansıması nasıl oldu? Evet, dünyada özellikle petrol ihraç eden, yani geçimini petrolle sağlayan ülkelerde çok ciddi istihdam kayıpları yaşanıyor. Öyle ki bazı uluslararası raporlarda 2008 mali krizinden sonra, küresel mali krizden sonra yaşanan istihdam kaybından çok daha fazla istihdam kaybı bekleniyor. Nerelerde? Özellikle petrolle hemhal olan ülkelerde, yani Amerika, Kanada ve benzeri ülkelerde ciddi bir nüfus istihdam kaybı bekleniyor. Türkiye'de henüz istihdam kaybı enerji sektörü üzerinde çok ciddi yaşanmıştı diyemeyiz. Çünkü Türkiye hem pandemiye geç yakalandı hem de süreci çok başarılı bir şekilde ilerletmeye kaydetti. Bir de Türkiye içerisindeki özel önlemler, yani kısa çalışma, gerekirse ücretsiz gibi dönemler enerji sektöründeki istihdam sorunu engellemiş oldu. Ama dünya bir istihdam sorunuyla karşı karşıya diyebiliriz. Evet. Peki efendim, şimdi nükleer enerjiye gelmek istiyorum. Dünyada nükleer enerjiden faydalanıyor. Çok ülke var, Türkiye'de faydalanmak istiyor. Bu çalışmalarda ne durumdayız ve sizce Türkiye kaç megawattlık bir santraller zinciri kurması lazım veya santraller zinciri kurması gerekiyor mu? Ucuz evet, enerjiye kavuşabilmesi için. Enerji arz ve güvenliği aslında en önemli hususlardan bir tanesi. Enerjiye sahip olmak yetmiyor, istediğinizde sahip olmanız. Yani vatandaşın prize bastığında o ışığın yanması lazım. Dolayısıyla bunu sağlamak adına da binlerce kilometre uzunluğundaki elektrik hatlarının ayakta kalması ve enerji santrallerinin arz güvenliğini sağlaması lazım. Bu bağlamda Türkiye son 15 yıldır aslında özel sektör ile çok ciddi bir dönüşüm yaşıyor. Ne demek? Termik santrallerden ve fosil kaynaklardan ciddi oranda yenilenebilir enerji kaynaklarına bir dönüş yaşıyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarında batarya teknolojisi desteklenmesiyle beraber Türkiye bu noktadaki sağlam adımlarını kuvvetlendirmiş olacak. Fakat bir diğer temiz enerji kaynağı da, buranın altını çizmek istiyorum. Temiz enerji kaynağı, yani elektrik üretirken karbon salımı yapmayan, dünya üzerinde de 400'den fazla aktif nükleer santral bulunduğunu göz önüne alırsak, bu temiz enerji kaynağını da tabii ki Türkiye değerlendirmek istiyor. Bu bağlamda biliyorsunuz Türkiye ilk nükleer santralini Rusya ile birlikte Mersin Akkuyu bölgesinde faaliyete başladı ve şu an inşaat devam ediyor. Evet. Tüm zorluklara rağmen inşaat devam ediyor ve 2023 yılı sonunda ilk ünitenin devreye alınması bekleniyor. Oradan beklenen yaklaşık 4800 megawattlık bir kurulu güç 4 reaktörle birlikte. Türkiye böylece kurulu güçler arasında çeşitlendirmeye gitmiş olacak. Bir de şunun altını özellikle çizmek isterim. Nükleer enerji sadece nükleer santralde elektrik üretmek değildir. Aynı zamanda çok ciddi bir mühendislik altyapısıdır. Bir üst seviyeye, üst lige çıkmaktır. Bir özgüven meselesidir. Şu unutulmamalıdır ki sadece bu nükleer proje sayesinde bugün yüzlerce üniversite öğrencimiz Rusya'da eğitim almaktadır. Çin'de ve farklı coğrafyalarda eğitim almaktadır. Ve daha önce Türkiye'de nükleer mühendislik okuyup Avrupa'ya ve Amerika'ya giden mühendisler artık Türkiye'de kalacaklardır. Bu santralle birlikte. Dolayısıyla Türkiye bu santralle birlikte hem enerji arz ve güvenliğini sağlamlaştırırken hem de mühendislik bilgi tecrübesi açısından da bir üst seviyeye çıkmaya aday olacaktır. Peki şimdi Türkiye bu pandemi sonrasında oluşacak istihdam sorununu sizce nasıl yürütmeli ve siz MÜSİAD Enerji Komisyonu Başkanı olarak, MÜSİAD olarak sizin bu yönde bir planınız, bir çalışmanız, bir raporlamanız var mı? Varsa bizimle paylaşırsınız. Evet, teşekkür ederim. Pandemi tabii istihdam kaybına yol açacağı için tüm dünyanın odaklanacağı nokta öncelikle istihdamı sağlamak. Sadece enerji sektöründe değil, birçok sektörde istihdam kaybı olacak. Dolayısıyla atacağınız adımların, hükümetler olarak vereceğiniz kararların ve teşviklerin hemen hemen tabana maksimum derecede yayılmasını, birçok sektörü aynı anda etkilemesini arzu edersiniz. Bu bağlamda hem uluslararası raporlar hem de ulusal raporlar enerji sektörü için enerji verimliliğini ve dijitalizasyon uygulamalarını ön plana çıkartıyor. Neden? Enerji verimliliği aslında birçok sektörü aynı anda etkileyen bir adımdır. Enerji verimliliği mevcut enerji tüketiminizi, yani şu an bulunduğunuz ofisin, stüdyonun ya da bir sanayinin enerji harcayan ekipmanlarının etüt edilerek ne kadar enerji harcayabileceklerini ve potansiyel verimlilik tecrübe, potansiyel verimlilik fırsatlarını göz önüne alarak yenileme ve revize çalışmalarının yapılmasıdır. Ne demek bu?
aydınlatmanın yenilenmesi, iklimlendirme ve mekanik sistemlerin yenilenmesi, yalıtım sistemlerinin yapılması, eski teknolojiye dayalı üretim ve makinelerin yenilenmesi. Tüm bu yenilenmeler aslında yapı sektörü, mühendislik sektörü, inşaat sektörü, makine sektörü gibi birçok sektörü aynı anda etkileyecek ve hepsini bir anda hareketlendirebilecektir. Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporuna göre ve Sayın Direktörü Fatih Birol'un açıklamalarına göre enerji verimliliğine yapılan her bir dolarlık yatırımın yaklaşık %60'ı direkt istihdama vesile olmaktadır. Özellikle mekanik ve yalıtım işlerinde istihdam yoğun, emek yoğun işlerdir. Dolayısıyla hem enerji sektörünü hem de diğer sektörleri pozitif anlamda etkileyecek olan enerji verimliliğini biz kurtarıcı olacağına inanıyoruz. Hem dünya için hem Türkiye için. MÜSİAD'da da üyelerimizi bilinçlendirmek noktasında bu alanda hareketlilik yapıyoruz ve hazırlık yapıyoruz. Enerji verimli uygulamalarının artırılmasını ve mümkünse dijital çözümlerle birlikte bu uygulamaların 7/24 çevrim içi yapılmasını istiyoruz. Teşekkür ederim. Şimdi Sayın Tercihoğlu, enerji aparatları bugüne kadar hep silah olarak kullanıldı. Özellikle fosil kökenli enerji kaynakları son 100 yılda gerçekten bir söz, bir damla kan, bir damla petrol eşittir felsefesi üzerinde yürüdü. Peki bu yeni teknolojilerin gelişmesiyle birlikte enerji yine silah olarak kullanılacak mı? Eski silah kullanımı olarak popülaritesini devam ettirecek mi? Tabii bu soruya şöyle cevap verebiliriz. Bu enerjinin savaş aleti olarak kullanılma döneminde yeraltı kaynakları çok önemliydi. Yani yerin altındaki petrol ve doğalgaz kaynakları çok çok önemliydi. Dolayısıyla o kaynaklara sahip olan bir adım öndeydi ve sahip olmak isteyenlerle sahip olanlar arasında bir mücadele vardı. Fakat günümüz itibariyle o fosil kaynaklar artık yerini yenilenebilir enerji kaynaklarına bırakıyor. Peki yenilenebilir enerji kaynaklarındaki asıl kaynak yakıt nedir? Rüzgar, güneş, sudur. Dolayısıyla rüzgar ve güneş için bir savaş yaşamayacaksak eğer yeni enerji kaynaklarının bir savaşa sebebiyet vereceğini düşünemeyiz. Buradaki önemli nokta teknoloji alanında yaşanacak mücadeledir. Çünkü sizlerin de bizlerin de birer güneş santrali olabilir ama kimin teknolojisi ileride ise, kimin batarya teknolojisi ve depolama teknolojisi daha iyi ise o güneş ışınından daha fazla faydalanacaktır. O yüzden sorunuzu şöyle cevaplayabilirim. Dijitalleşen ve yenilenebilir enerji kaynaklarının arttığı dünyada enerjinin bir savaş metası olarak kullanılması gündemi bence gün geçtikçe azalacaktır. İnşallah. Umut ediyoruz o çünkü Birinci Dünya Savaşı'ndan bu yana, hatta onun öncesinden, Balkan Harbi'nden bu yana olan bütün savaşların temelinde enerji, yani petrol kavgası vardı. Umarım ve dilerim 21. yüzyıl bu savaşı unutur, tarihin çöpüne gönderir diyorum. Çok teşekkür ederim Sayın Tercihoğlu yayınımıza katıldınız. Umarım ve dilerim önümüzdeki haftalarda yeniden sizi konuk etmek istiyoruz. Umarım ve dilerim bu davetinizi şimdiden kabul edersiniz. Ben memnuniyetle kabul ederim. Yayın ve fırsat için çok teşekkür ederim. Emeğe geçen herkese teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler.